Ben Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Barış Ürkün'e dönüyorum. Barış merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Beren. Evet Barış, bu arada bugün dünyada risk iştahı yüksek. Oldukça pozitif bir seyir var. İşte sabah zaten seans açılışında da bahsetmiştik. Asya piyasaları pozitif. Avrupa açılışlarına bakıyorum. Avrupa piyasası zaten vadeliler de sabah pozitifti. Yine aynı şekilde ABD vadeliler de pozitif seyrediyor. Şimdi bir miktar biz ABD tarafında bildiğin gibi teşvik paketini konuşmuştuk geçtiğimiz cuma. Bunun onayı geldi. Şu an Senato'da bu cuma ya da cumartesi Senato'dan geçmesi bekleniyor. Ama şunu sormak istiyorum. Yani bu artık fiyatlandı mı? Bu fiyatların içerisinde mi? Bundan sonraki süreçte artık bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi hayata geçtikten sonra buradaki paranın bundan sonra nereyi tercih edeceğiyle mi fiyatlanacak piyasalar? Evet, yani bunun fiyatlamasını aslında geçen hafta ciddi oranda bir şekilde gördük diyebiliriz. Yani geçen hafta tahvil faizlerinde meydana gelen o sert yükselişin yarattığı etkiler bir anda piyasada bir çalkantı yarattı. Bunu işin içerisinde bahsetmiş olduğum bence teşvik paketi de var burada. Çünkü son zamanlarda özellikle bu koronavirüs salgınından kurtulma yönünde artan umutlar, işte aşıların yaygınlaşmaya devam etmesiyle birlikte oluştukça bunun biraz da verilere yansıdığını görmeye başladık. İşte Amerika'da enflasyonun göstergesi olan veriler, işte perakende satışlar gibi, üretici fiyatları gibi, dayanıklılık siparişleri gibi verilerde toparlanmalar olmaya başladıkça bunun fiyatlamasını enflasyon geliyor diye algıladı. Bu şekilde gördük piyasalarda. Ve tabii ki bir teşvik paketi beklentisi de şu anda dediğin gibi var. Ve 1.9 trilyon dolarlık pakette yeni bir likidite anlamına gelecek. Ve bu da enflasyonu tetikleme özelliğine sahip. O yüzden bunun da yarattığı etkiler bence fiyatlamanın içerisine girdiği gibi gözüküyor. Nitekim mesela baktığımızda da işte hafta sonu temsilciler meclisinden bu paket geçtikten sonra hafta başına bunun etkisiyle bir miktarda pozitif bir ivmeyle başladı piyasalar. Yani aslında bu teşvik paketinden gelecek işte paraların işte yine güçlü likiditenin hisse senetlerine geçip gidebileceğine dair biraz beklentiler de aslında oluşmuyor değil baktığımızda. Bir taraftan enflasyon fiyatlaması gerçekleşiyor. Bir taraftan FED yetkilileri açıklamalar yapıyor. Biraz karışık bir görünüm açısı ortada. Powell'ın mesela açıklamaları var ki yarın da olacak. Bu açıklamaları içerisinde takip edeceğiz. Özellikle enflasyon beklentilerine yönelik gidişatı takip ettiklerini söylemekle birlikte çok fazla endişeli değil gözüküyorlar. İşte Brainard'dan gelen açıklamalar var. Şu anda istihdam ve enflasyon hedeflerine oldukça uzağız. O yüzden tahvil alımlarıyla ilgili azaltmayı düşünmek için henüz erken açıklamasını yapıyor. Barış, hatta şunu da sormak istiyorum. Mesela San Francisco Fed Başkanı da yine bu konuya dahil oldu. Ve tahvil faizlerinin yükselmesi parlak bir geleceğe işaret ediyor. Yani bizim buradaki süreçten beklentimiz aslında bunun fiyatlanması bize büyüme işareti olarak geri dönüyor dedi. Yani o zaman piyasaların bunu bu kadar negatif okumasını neye bağlıyorsun? Şimdi bu çok tartışılıyor piyasada. Şu da anlaşılmıyor. Aslında tahvil faizlerinin yükseliyor olması tahvile talebin azaldığı anlamına geliyor. Herkes tahvil talebinin arttığını düşünüyor ama sonuçta hani buradan çıkan para nereye gidiyor? Bu bir. İkincisi de tamam bu büyümeye işaret ediyorsa o zaman şirket karlılıkları da artacak demektir aslında. Doğru yatırım yapan şirketler demek ki 2021-2022'de aslında iyi bir fiyatlama yaşayacak. Bunu bu şekilde okumak gerekmiyor mu sence? Ya burada herhalde olay şu oldu herhalde. Enflasyonda bir anda hızlı bir yükseliş. Yani bu aslında dediğin çok doğru. Endişe yarattı diyorsun bir anda olması. Evet, öyle gibi algıladım ben de. Yani geçen sene nasıl hani salgın ilk başladığında bir panik fiyatlaması, işte dünyada likitte endişeleri, likitte kalma isteğiyle birlikte çok sert satışlar gördük riskli varlıklar üzerinde. Hatta altında bile görmüştük hatırlarsan. Şimdi tam tersi, işte yavaş yavaş o bol likitte birdenbire piyasadan çekilmeye başlar mı? Yani hızlı bir enflasyon yükselişiyle birlikte ki o enflasyon yükselişini yaratan etkilerden az önce değindim, bahsettim. Yani aşıların yaygınlaşması, ekonominin normale dönmesi, kısıtlamaların kaldırılması gibi etkenler bir anda güçlü şu andaki likiditenin etkisiyle enflasyonda bir sıçrama yaratır mı beklentisi? Ve bu tabii ki merkez bankalarının özellikle başta FED olmak üzere işte bilançosunu görüyoruz büyüklüğünü. İşte tahvil alımlarını azaltmaya doğru giderek borçlanma maliyetlerini arttırma yani faizlerde artış beklentisini bir anda oluşturdu. Bu doğal olarak tabii hisse senetlerinin de üzerinde işte aşırı değerlemelere de gelinmiş olmasının da etkisiyle aslında bakıldığında işte karlılıklarında bir azalma eğilimi olabilir mi beklentisini de oluşturdu diye düşünüyorum. O yüzden gelinen yüksek seviyelerden de bir kar alma eğilimlerini, kazanımlarını realize etme gibi bir
çabaya girişildiğini açıkçası görüyorum. İşte bu endişeler karşısında bu fiyatlamayı gördük fakat Fed'in açıklamalarına bakarsak işte Powell başta olmak üzere onlar da enflasyon için önlerindeki hedefin için en az 2-3 sene koyuyorlar. Yani %2'nin üzerine çıksa bile orada tutunmanın uzunca bir süre devam etmesini mümkün olmasını gerektiğini düşünüyorlar. Ve odağa da istihdamı koyuyorlar açıkçası. İstihdam tarafına bakıldığında hala orada işte salgın öncesi seviyelere ulaşılmış değil hala. O yüzden onu sağlamak açısından da teşviklerin uzun süre devam etmesi gerektiğini söylüyor. O yüzden karşılıklı yani piyasa beklentisiyle FED tarafında ya da diğer merkez bankaları tarafında bir karışıklık oluşmuş durumda. O yüzden bu fiyatlamaları bu noktada etki ediyor. Yani o yüzden hani karışık fiyatlamaları bundan görüyorsam hisse senetleri aşırı değerleme seviyelerine geldi. Acaba aşırı mı değerlemeye geldik ki bunu mesela hafta başında Asya piyasalarından gelen açıklamada da bazı bir yetkiliden geldi bu açıklama. Varlık balonlarından oluştuğundan endişeliyim açıklamasını evet. yaptı. Bu da aslında işte gelinen seviyeleri itibariyle hisseler bazında bakıldığında endişe oluşturuyor. Yani gerçekten biz bunu temelini fiyatlamış şekilde mi biz buraya geldik? Yoksa gelmedik mi? Bu stresi oluşturduğu için ani sert satışlar o yüzden görebiliyoruz. O yüzden gelecek verilerdeki enflasyonu gösteren ya da enflasyonun sonucu olacak olan enflasyon verilerinde sert yükselişler görürsek bunu daha sert fiyatlamada da görme ihtimalimiz olabilir. Herhalde bu noktada da Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları çok ön plana çıkacak önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Barış aslında çok doğru bir noktaya değindin. Bir miktar son bir yılda sadece bizde değil tüm dünyada hakikaten bir fiyat çılgınlığı yaşanıyor. Yani hisse senedi doğru. değil aslında. Ben dünyada bizde birçok yatırımcının sadece fiyat alıp sattığını düşünüyorum. Çok fazla artık temel verilere bakılmıyor, şirket karlılıklarına bakılmıyor. Hatta yani halka arzlarda ciddi bir talep var. Bu bizde değil tüm dünyada da hatta. Halka arzlar olurken şirketin karlılığı bu fiyatı ediyormuş. Airbnb zarar yazan şirketi alabilmek için insanlar kuyruğa girdi biliyorsun halka arzda. Nitekim hani bizde de ciddi bir talep patlaması yaşıyoruz her halka arzda. 2-3 yıl öncesine dönelim hatırlayacaksın. Kesinlikle talep yoktu. Yani Aselsan'ın ikinci halka arzı oldu biliyorsun. Talep gelecek mi diye endişeler vardı. Birçok halka arz vardı. İşte Şok Market zamanında mesela Beymen'in halka arzı olması konuşuluyordu. Talep gelmeyecek diye iptal edildi. Yani kimse halka arzların dönüp yüzüne bakmıyordu. Ama şu an bir çılgınlık içerisindeyiz. Peki ya bu sürdürülebilir mi? Bundan sonraki süreçte mesela ne bekliyorsun? Ya sence piyasada bir hakikaten varlık balonu var mı? Mesela endeks burada olmayı hak ediyor mu? Senin için BIST 30 tarafına baktığında yani hakikaten şu sektörler bu piyasada en azından bu fiyatlamalar içerisinde burada olmayı olumlu ya da olumsuz anlamda hak etmiyor diyeceğin yerler var mı mesela sektörler? Ya aslında yani özellikle işte piyasa değeri yüksek olan şirketlere baktığımızda mesela gelen bilançolarını inceledik hepsinin birçoğunun daha doğrusu. Yani mesela hani finansal performans açısından oldukça olumlu gelen şirketler de var. Yani bunlar salgın döneminde olduğumuz o dönem içerisinde bile bakıldığında özellikle hem satışlarını hem de karlarını arttırabilmiş, özellikle faaliyet karı üzerinden bakıldığında da olumlu performans yakalamış çeşitli birçok sektör ve şirketlerin olduğunu da görebiliyoruz. Yani o açıdan bakıldığında hani buradan çok hani uçtuk, hani çok büyük varlık balonu yani bizde oluştu diyemiyorum ben aslında. Yani endeksin geldiği seviye itibariyle evet 100 endeks dışı hisselerde çok sert yükselişler oldu ama 100 endekse baktığımızda özellikle gelinen seviye itibariyle ve son açıklanan mesela finansal sonuçlara baktığımızda yani çok aşırı bir fiyatlama olmuş mu dersek o noktada değilim aslında. Yani mesela hep dolar bazında bakıyoruz ya orada da mesela hala aslında gidecek yolun da olduğunu görebiliyoruz ve önümüzdeki sürece baktığımızda da özellikle Türkiye açısından konuşmaya devam edersek içinde bulunduğumuz konu itibariyle geçen sene eğer biz bu şekilde birçok şirketin başarılı finansal performansını görmüş olduysak bu yıl içerisinde beklediğimiz toparlanma emareleriyle birlikte işte bazı sektörlerin tekrardan canlanması mesela işte turizm sektörü, hizmet sektörünün geneline yayılan bir toparlanma, sanayi tarafında da özellikle ekonomik canlanmayla birlikte ihracat tarafında beklediğimiz güçlenmenin etkisiyle sanayi hisselerinde de ya da şirketlerinde de performansın daha güçlü hale gelebilmesiyle birlikte bu beklentilerim şu anda mevcut. O yüzden endeksin buradan daha yukarı seviyeleri geçme ihtimalinin açısı mümkün olduğunu bizim açımızdan açısı düşünmüyor değilim. Şimdi tabii küresel bir likidite bolluğu var ve çok yüksek boyutlara da geldi ve olması da gerekiyordu açıkçası. Yani geçen sene son derece ekstrem bir yıl yaşadık.
ekonomiyle alakası olmayan bir kriz yaşadık, sağlık krizi yaşadık ve ciddi o manada kapanmaya giden ekonomiler gördük. Kısıtlamaların yarattığı etkilerle tabii ki ekonomilerin çarkları dönmek zorundaydı ve bu da bir güçlü likidite desteğinin sağlanmasını gerektiriyordu. Ve aynı zamanda faizlerin de düşük kalmasını gerektiriyordu. Yani o yüzden aslında bakıldığında her yeni gelen şirket borsaya bir taze kan oldu. Ya da diğer şirketler oldukça fazla talep gördü. Çünkü insanlar önündeki belirsizlik, işte ne bileyim kimisi işlerini kapattı, elinde bir miktar parası vardı, değerlendirecek yer aradı, faizler düşüktü, reel faiz yoktu. Dünyanın genelinde böyle bir şey var aslında. O yüzden de bakıldığında güçlü likiditenin gideceği adres genellikle borsa tarafı oldu. O yüzden de bunun endeksler tarafına genele yayılan bir yükseliş olarak yansıdığını görüyoruz. Ve şimdiki resme baktığımızda önümüzdeki dönem içerisinde yani bu güçlü likiditenin kısa vadede geri çekileceğine yönelik çok beklenti içerisinde olmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, salgından kurtulacağız belki yavaş yavaş ama öyle bir umudumuz var ama geride bırakılan tahribatı temizleyebilmek için, o tahribatı kurtarabilmek için kendimizi ondan yani ciddi teşviklerin devam etmesi gerektiği burada ortaya çıkıyor. Ve yani bakıyoruz Merkez Bankası Başkanlarının açıklamaları bunu burada gösteriyor. O yüzden ben hani varlık balonu oluştu mu dersek küresel manada endekslerde gelen aşırı seviyeler evet yüksek oldu oralarda ama ben ciddi çöküşlerin kısa vadede olmasını açısından çok beklemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Geçen sene salgından çok fazla etkilenen sektörler evet saf dışı kalmıştı talep anlamında. Şimdi hisseler yer değiştiriyor. Yavaş yavaş mesela geçen sene teknoloji hisseleri çok ön plandaydı. Mesela şimdi orada teknoloji satışı var mesela Amerika'da Doğru. hisselere bakıyoruz. Yavaş yavaş işte turizm gibi işte ne bileyim harcamalara yönelik perakende tarafına yönelik mesela ne bileyim mobilya gibi sektörler, işte otomotiv sektörü belki, çimento, demir çelik gibi sektörler. Yani döngüsel hisse senetleri dediğimiz hisse senetleri biraz geçme olacak. O yüzden onun birbirini dengelemesi olabilir. O yüzden o çöküşlerin çok fazla olmadığını görebiliriz. Demin bahsettiğim beklentilerin devamıyla birlikte diye düşünüyorum ben. Barış çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Sağ ol, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Evet efendim.